Opera stüdyosu açardım. İlk ne yapardım? Bilmiyorum. Hayır yapardım herhalde. Hep böyle bir hayalim var. İnşallah olursa hatırım. Kendime oyuncak alırdım. Kendine oyuncak alırdın. Peki hayal ettiğin bir oyuncak var mı? Ne o? Barbie bebek. Önce sayardım. Doğru, hakikaten gerçek mi diye sayardım. Ama 1 milyon dolarla hayal tabii ki kurulabilir. Ya yani bununla ne yapardınız diye mi soruyorsunuz? O bayağı bir zaman alır. Öyle pat diye ben geldi cebime parayı koydum. Ondan sonra şunu yapacağım, bu ne bu? Bunlar yanlış. Önce bir parayı gerçek mi diye bakarım. Ondan sonra yapacaklarımla ilgili bir planlama yaparım. Önce bir etüt yapacaksınız. Ondan sonra karar verilir. Öyle pat diye para geldi cebime. Şunu yapayım, bunu yapayım. Bu yanlış. Yanlış. Ama bir şeyini de hayra ayırırdım yani. En az %10'unu hayır işlerine ayırırdım. Tatil yaparım. Tatil. Gerçi diyeceksin yine tatil yerindeyim ama tatil yaparım. Bilmem. Araba alırdım. Araba. Efe verdim. Ülke. O daha iyi biliyor. Ben ülkeden çıkardım. Ülkeden çıkardım. Ben de aynı şekilde ya. Orada hayatımı daha çok ilerletirdim. Daha kurtardım hayatımı. Yani ne diyebilirim yani şey. Daha iyi imkanlar var. Olmayacağına göre. Türkiye'nin şartlarını değiştirirdim. Değiştirirdiniz. Evet. 1 milyon dolarım olsaydı yardım ederdim. Yardım. Evet yardım. Çok yani yardıma muhtaç insanlar var. Onlara yardım ederdim. Birazını da kendime alırdım. Yardım ederim yani. Sonuçta o dışarıda olan insanların hali hiç açıcı değil yani. Yani gördükleriniz kadar görmedikleriniz de var. Hani onlara yardım ederdim. Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşu. Hiç bekleme beni teslim olmuyorum. Kendime ayırdım bu son kuruşumu. Kendime ayırdım bu son kuruşumu. Gözlerin bu sevdanın en kalle şaliydi. Vedasız gideceğin el halinden belliydi. 2x şey yapardım. İddiaya atardım direkt. Direkt atardım. Umurumda olmaz. Düşünmem. Acuna komşu olurum ben de. Acuna komşu. Tabii. Acuna 1 milyon dolar nereye komşu olurum? İlk ne yapardım? Önce güzel bir araba alırdım. Daha sonra da bir ev alırdım. Daha sonra da üretime dönük bir yatırım yapardım. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapardım? Ev alırdım. 3-5 tane. Daha sonra araba alırdım. Başka da çevrem genişlerdi bunun sayesinde. Başka da bir şey yapacak bir şey yok. Ne yapardım? Yurt dışına giderdim herhalde. Ev alırdım, araba alırdım. Öyle başka bir şey yapmazdım. Abla hiçbir şey yapmazdım. Öyle. O cebinde mi kalırdı? Cebimde kalmaz da harcardım herhalde. Nerede harcardın? Şunu sormak istedim. Nerede şey harcardım? Yurt dışına giderdim. En akıllısı. Abla Türkiye'de her şey pahalı. O bir mi... Sen bana ikramiye çıksa o kadar para, abla o 2 güne biter. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yani ya, gerek ihtiyacım yok o paraya ya. Şuradan bir tekne alır, gezerdim. Ya şöyle düşüncem var, hani ben öncelikle hani bir pek para seven bir insan değilim. Ama şöyle bir düşüncem olursa hani çok insana yardım etmeyi düşünürdüm. Hani fazla harcamayı değil de yani ihtiyacı olana dağıtmayı tercih ederdim yani. İlk mi? Aa, ilk çanta almazdım yani. Mutlaka birçok çanta alırdım ama ilk çanta almazdım. Ne yapardım? Bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok yani. Evet. Ne isterdin? Oyuncak. Oyuncak. Anne. Evet. Bu kadar. 1 milyon dolarım olsaydı Fas'a giderdim. Orada yaşamak isterdim. Bodrum'u da seviyorum tabii. Bodrum'da da yazları burada, kışları da oraya gitmek isterdim. Önce gittim. 2008'e gittim. Çok güzel yer. Ayşegül Nadir de orada yaşıyor. Eski Marrakeş'te yaşıyor. Çok güzel bir yer yani. Türkleri seviyorlar orada. Yani tek sorun Fransızca. Herkes Fransızca konuşuyor.
Ben İngilizce bildiğim için, turizmci olduğum için biraz zorlandım tabii yani. Tabii Batı Afrika olduğu gibi İngilizce ama doğusu, Doğu İngilizce, batısı Fransızca. Etrafımda yardıma ihtiyaç insanlara yardım ederdim. Gerçekten hem de şu durumda yani. Bu kadar yani. Biraz düşünebilir miyim ben? Tabii, sana geçelim. Yani yurt dışına çıkardım herhalde. Eminim yurt dışında daha çok kazanırsın. Ben bilmiyorum ki. Ben de yurt dışına çıkardım. Yurt dışına çıkardım yani ev alıp kendime düzgün bir hayat kurardım. Aynen. İşimi açardım yani dükkanımı açardım. Ben de yurt dışına tatile çıkardım herhalde ya.